Ne nasıldı peki? Ali itiraf etmiş. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Savcı Ömer'in kurban değil, iştirakçı olduğunu iddia edecek. Senden bilgileri alan bizim muhbirimizdi diyecek. Hepsini mahkum edecekler. Cengiz? Onun hakkında karar vermedim hala. Senin suçun yok Reşan. Ali itiraf etmiş. Ne acayip değil mi? Hiç tahmin etmezdim. Aptal çocuk. Söylemese sıyırabilirdi. Söylemiş. Neden söyledi sence? Hadi çık şimdi işin içinden. Kabul etmiyor tabii. Ben bilmez miyim Ali'yi? Satar mı o Ömer'i? Satmaz mı? Öldürsen satmaz. Niye gitmiyor o zaman? Niye bekliyor hala? İyi iş çıkardın ortak. Gerisini ben hallederim. Babam planladı her şeyi. Baban şeytan karı. Sizi de o önerdi. Araştırmış önce. Öyle deme Ali. Ben böyle konuşsam bozulmaz mısın? Rıza kaptanla ilgili. Babam Ereğli'ye gitmiş. Abinle konuşmuş. Pek sevmiyormuş abin seni. Babamın da özel metotları devreye girince, ama üzüldüm çok. Babana verdiğin sözü duyunca, ne yapacaksın şimdi? Çünkü baban hapisten çıktı Ali. Baban dışarıda. Ben... Bir şey deme. Düşün sadece. Baban hapisten çıkmış. Hiçbir şey değişmemiş. Oğlu hala araba yağıyla mahalle köşelerinde sürtüyor. Bunca yıl boşu boşuna çürümüş koskoca Rıza kaptan. Hayalleri yıkılıyor. Bir kez daha çöküyor karşında. Bir daha hiç kalkamıyor. Sus. 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 Ya da bir mucize olacak şimdi. Sen bize evet diyeceksin mesela. Bir bakmışız baban çıkmış hapisten. Karşısında gurur duyduğu bir adam. Her şeyi var. O tekneyi bile almış mesela. Şükrediyor. Boşuna değilmiş diyor. Boşuna değilmiş. Gurur duyuyorum en sevdiğim oğlumla. İki ihtimal Ali. Düşünsene. Hangisi? Hangisi?